Bu videoda insan haklarına ilişkin sınıflandırmaları işleyeceğiz. Jelinek'in sınıflandırılması ve bir de kuşaklara göre sınıflandırılması. Jelinek'in sınıflandırılması negatif statü haklar, pozitif statü haklar ve aktif statü haklar olmak üzere üçe ayrılıyor. Kuşaklara göre sınıflandırma, birinci kuşak insan hakları, ikinci kuşak insan hakları, üçüncü kuşak insan hakları ve dördüncü kuşak insan hakları olmak üzere dörde ayrılıyor. Jelinek'in sınıflandırılmasına bakalım. Negatif statü hakları koruyucu haklar olarak da adlandırılır. Kişiyi devlete karşı korur. Devletin edimi karıştırmama, devletin edimi karışmama, gölge etmemedir. Örneğin din ve vicdan özgürlüğü, ifade özgürlüğü, kişi güvenliği. Pozitif statü hakları ise isteme hakları olarak adlandırılır. Kişinin devletten bir şeyler yapmasını istediği haklardır. Bireyin bu haklardan yararlanması devletin olumlu edimlerine bağlıdır. Sosyal haklar bu gruba girer. Örneğin sağlık hakkı, eğitim ve öğrenim hakkı, konut hakkı. Aktif statü hakları ise katılım hakları olarak da adlandırılır. Siyasal iktidarı etkilemeyi ve siyasal katılıma olanak veren haklardır. Kural olarak vatandaşlığa bağlı olarak kullanılır. Örneğin seçme seçilme hakkı, kamu hizmetlerine girme hakkı, askerlik hizmeti. Şimdi kuşaklara göre sınıflandırmaya bakalım. İnsanın tarihsel gelişim süreci içinde ortaya çıkan hak kuşaklarıdır. Birinci kuşak haklar, klasik haklar diyoruz. Aristokrasi ve burjuvazi sınıfının mücadelesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Kişisel ve siyasi haklar bu hak kuşak içerisinde yer alır. Hayat hakkı ve kişi dokunulmazlığı, kişi özgürlüğü ve kişi güvenliği, düşünce ve düşünce açıklama özgürlüğü, inanç ve ibadet özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, mülkiyet hakkı, eşitlik hakkı, dernek kurma, örgütlenme hakkı, toplantı ve gösteri yürüyüş hakkı, çalışma özgürlüğü, dilekçe hakkı, tarafsız bir yargıç tarafından yargılanmaya adil yargılanma hakkı, seçme seçilme hakkı ve oy kullanma hakkı. Birinci kuşak hakları içerisinde hem kişisel hem de siyasi haklar da vardır. Dilekçe hakkı mesela. Seçme seçilme oy kullanma hakkı var mesela. Şimdi ikinci kuşak haklar yani sosyal haklara geçelim. Sanayi devrimi sonucunda işçi sınıfının mücadelesiyle ortaya çıkmıştır. Devletin mali kaynaklar ölçüsünde yerine getirdiği sosyal hakları yer almaktadır. Çalışma hakkı, sendika kurma hakkı, grev ve toplu sözleşme hakkı, iş yeri yönetimine katılma hakkı, dinlenme hakkı, sosyal güvenlik hakkı, parasız öğrenim ve eğitim görme hakkı, kültürel hayata katılabilme hakkı, sağlık hakkı, beslenme hakkı, konut hakkı. Bakın beslenme hakkı bizim anayamız sayımızda yok ama ikinci kuşak haklar yani sosyal haklarda mevcut. İkinci kuşak haklar işçi sınıfının mücadelesiyle ortaya çıkmış yani sosyal haklardır. Şimdi üçüncü kuşak hakları yani dayanışma hakkına geçelim. Sınıf mücadelesi sonucunda ortaya çıkmamış olup daha çok birey, toplum ve devletin ortak hareket etmesi ve dayanışması sonucu ortaya çıkan haklardır. Kültürel kimlik hakları, çevre hakkı, gelişme hakkı, barış hakkı, insanlığın ortak mal varlığına saygı hakkı, insani yardım hakkı, hakların kendi kaderini tayin hakkı, sert determinasyon deniliyor. Şimdi dördüncü kuşak hakları, dayanışma haklarına geçelim. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yol açacağı olumsuz gelişmelere yönelik ortaya çıkan hak kuşağıdır. Kişisel verilerin korunması, ekosistem hakkı, doğmamış nesillere cenin hakkı. Bu arada dördüncü kuşak hakları dayanışma değil, üçüncü hak kuşağı dayanışma hakkıydı. Orada bir yanlışlık olmuş. Birleşmiş Milletler ve organları... Dünya barışının güvenliğini korumak ve uluslararası ekonomik, toplumsal ve kültürel işbirliği oluşturmak için 1945 yılında kurulan uluslararası bir örgüttür. Uluslararası ilişkilerde kuvvet kullanılmasının evrensel düzeyde yasaklanan ilk antlaşma 26 Haziran 1945'te 50 ülke tarafından imzalanan Birleşmiş Milletler Antlaşması'dır. 193 ülke vardır. Birleşmiş Milletler Genel Merkezi New York şehrinde bulunmaktadır. Birinci Genel Kurul karar organıdır. Birleşmiş Milletler'in tüm üyeleri 193 ülke genel kurulda toplanır. 193 üye. Her ülke birer eşit oy hakkına sahiptir. Genel kurul dünya barışı ve güvenliğinin yeni üye alımı ve Birleşmiş Milletler'in bütçesi ile ilgili konulardaki kararlarının 3/2 çoğunlukla alır. İkinci Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi Birleşmiş Milletler BM'nin icra organıdır ve politik alanda BM'nin yürütme organı vazifesindedir. Barışın tehdit edilmesi durumunda çeşitli zorlama tedbirleri alabilir. Bunlar ekonomik ilişkileri, ulaşım, iletişim ilişkilerini kesmek, askeri müdahalelere kadar gidebilir. Üçüncü, Ekonomik ve Sosyal Konsey. Ekonomik ve Sosyal Konsey, ekonomik ve sosyal kültürel alanda eğitim ve sağlık alanlardaki ve bunlarla ilgili başka alanlarda uluslararası sorunlar üzerine araştırmalar yapabilir. Raporlar, sözleşmeler hazırlayabilir ve konferanslar verebilir ve tavsiyede bulunabilir. Uluslararası Adalet...
4. Uluslararası Adalet Divanı. Uluslararası Adalet Divanı Birleşmiş Milletler'in yargı organıdır. Divan 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi'nce seçilirler. Görev süreleri ise 9 yıldır. Uluslararası Adalet Divanı Hollanda'nın bir kenti olan La Haye'dedir. Divan önüne insan hakları ile ilgili herhangi bir başvurun gelebilmesi için uyuşmazlığa taraf devletin Adalet Divanı'na yetki alanı kabul etmiş olması gereklidir. 5. Vesayet Meclisi. Vesayet Konseyi'nin kuruluş amacı sömürgelerin iktisadi, sosyal, siyasi şartlarının iyileştirilmesini ve bunların süreç içerisinde kendi kendine yönetir hale gelmesini sağlamaktır. Sömürge halklarının hemen hepsinin bağımsızlık elde etmiş olması sebebiyle günümüzde işlevsiz hale gelmiştir. Bir de 6. sekreterlik vardır. Bu şekilde. 1900 bu Birleşmiş Milletler'e hani kurulan Birleşmiş Milletler Anlaşması'nda 193 ülke vardır üye dedik. 1945'te kurulmuş dedik ve Türkiye'de zaten kurulduğu yıl, yani 1945'te üye olmuş. Birleşmiş Milletler'e en son üye olan ülke ise Güney Sudan'dır. 192'de 193'e çıktı. Merkezi New York'ta. Birleşmiş Milletler'in yasama organı nedir? Genel Kurul'dur. Birleşmiş Milletler'in ana karar organıdır bu Genel Kurul. Güvenlik Konseyi ise Birleşmiş Milletler'in yürütme, yani icra organı. Birleşmiş Milletler'in organlarını sayalım. Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Uluslararası Adalet Divanı ve Vesayet Meclis, bir de Sekreterlik.